Yaklaşık 1000 markanın katılımıyla gerçekleştirilen dünyaca ünlü mega yat, tekne ve yelkenlilerin satışa sunulduğu Cyanar Avrasya Boat Show Fuarı, Cyanar Expo Yeşilköy'de son hızıyla devam ediyor. Fuara katılan yüzlerce markanın içinde en çok dikkat çekenlerden biri de İtalyan yat üreticisi San Lorenzo oldu. Markanın satış sonrası sorumlusu Candaş Balcı, Cyanar Boat Show'da ziyaretçilerin gösterdiği ilgiden oldukça memnun. Cyanar Boat Show dünyanın en büyük ikinci kapalı fuarı. Türk müşterilerde yaklaşık son 10 senedir ilerleme var bu sektöre olarak, yat sektöründe. Cyanar'a her sene katılmaya çalışıyoruz. Bu sene de yine müşterilerimiz standımıza gelerek ziyaret etti. İşte ikinci el veya sıfır teknelerle ilgilenen müşterilerimiz var. Candaş Balcı, San Lorenzo'nun üst segmentte yatlar ürettiğini ve yatların müşterilerin isteğine göre dizayn edildiğinin altını çiziyor. San Lorenzo 1958'den beri İtalya'da üretilen bir marka, İtalyan markası. Sektörün Rolls-Royce olarak kendini konumlandırıyor. Tabii fiyatlar da biraz buna özel olarak yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca San Lorenzo'nun özelliği, hiçbir teknesi birbirine benzemiyor. Hepsi müşterinin kendi isteğine, kendi zevkine göre dizayn ediliyor. Fabrikanın müşterilere gönderdiği mimarlar, işte gerekirse evini ziyaret ediyor, gerekirse eşiyle oturup kumaşından mermerine, diğer her şeyine kadar opsiyonel olarak tekneyi dizayn ediyorlar. Satış bedeli 22.3 milyon euro olan ve fuarın en pahalı yatı olan 460 Explorer modeli fuar alanına sığmadığı için maketi sergileniyor. Bizim 78 fitten başlıyor teknemiz ve onun başlangıç fiyatı yaklaşık 4.5 milyon eurolarda. Ve en son çıkan modelimiz 460 Explorer. Onun da 22.3 milyon eurodan başlıyor liste fiyatı. Dediğim gibi opsiyonlarla ve diğer şeylerle bu fiyat yukarıya doğru çıkıyor. Ama bu tekne özel bir tekne. Bu sene Monaco'da gösterildi ilk olarak. Lansmanı yapıldı ve Amerika'ya satıldı. Ve tek bir depo yakıtıyla transatlantik geçerek geçen haftalarda Amerika'ya vardı.